Koriş, bana bak. En az yarım saat benimle. Yarım saatte yol var. Hayli hayli vaktim var. Sana güveniyorum. Ay dur, heyecanlanmayayım. Ay heyecanlanma, heyecanlanma. Çıktı mı? Çıkıyor şimdi, çıkıyor. Tamam. Ay. Koray, ne yapıyorsun sen burada? Hayatım, bizim işte mesai hiç bitmez bilirsin. Böyle olaydan azıcık koparsan tökezleyip düşersin. Sonra senin gibiler de yerde tekmeler. İşler kötü galiba. Bize mi kaldın sen? Yok mu şöyle palmiyeli, ananaslı, dalgalı denizli bir albüm çekimi? Hayatım, sabah Kenan'ı çektim. Şimdi de halkı ineyim dedim. Ayrıca ne palmiyesi denizli be? 2012 yılında mıyız? Ay neyse, benim başım ağrıdı biraz. Seninle burada durup lak lak etmek isterdim ama... Kilodandır canım. Hadi canım. Görüşürüz. Kaknem. Ay kilo dedi. Kilo dedi. Ay. Nero, şimdi çıktı. Odaya giriyorum ben de. Arkadaşımın sonuna kadar haklısın bu arada. Bu kızın taşın başında olmak lazım. Dağınık, dağınık. Tansiyonum çıkıyor. Tansiyonum çık. Ay, anlıyorum, neler yaptırıyorsun sen bana böyle. Buyursunlar. Hayatım. Evet. Merhaba. Ne yaptın? Pardon. Ne yaptın? Ne haber kül kedisi? Diliman Hanım, Ömer Bey ve Sinan Bey ile birlikte İtalyan misafirleri ağırlıyoruz. Bilin bakalım ne oldu? Aa, ne oldu, çabuk söyle. Ya Ömer Bey beni misafirlerin nişanlısı diye tanıttı. Ne? Yani gerçi öyle gerektiği için söyledi ama yine de çok acayip değil mi? Ben oraya geleceğim. Ateşin altına odun atmamız lazım. Ne ateşi, pardon, anlamadım. Yine yüzüme kapattı ya. Gel canım. Burası çok ünlü bir yerdir. Ah pardon. Efendim? Necmi, canım, aşkım. Bir tanem. Ne yapıyorsun? Özür dilerim, golf partnerim de. Sen ne yapıyorsun, neredesin? Ben Long'dayım. Ufak bir işim var. Birisinin kellesini alacağım. Sonra da seninle Ömer'e gideceğiz. Sen neredesin? Long'da mısın? Tamam, ben hemen geliyorum. Hayatım, çok özür dilerim, benim acilen gitmem lazım. Nereye? Bir kriz çıkmış da onu çözmem lazım. Hani golf partnerinde? Aynı zamanda iş ortağım. Ben hani golfe yakın olduğum için o yüzden golf partnerim dedim. Bak sana söz veriyorum, bu toplantıyı telafi edeceğim, tamam mı? Gel, gel, ben seni taksiye bindireyim. Ay, hadi Allah, gel. Kusura bakma, ne olursun. Ya. Gerçekten çok özür dilerim, elimde olmayan sebepler. Taksi! Söz şey yapacağım, tamam mı? Ben tekrar seni yemeğe getireceğim yani bir ara. Bir ara gideriz. İlahi. Ya. Ay durun, durun, durun. Yemekten önce size bir kitabımı imzalayayım. Aa, siz yazar mısınız? Hem de çok iyi bir yazar. Çocuklar, aşkın üç evresi vardır. Birincisi uzaktan yakın aşk. Yani biz buna görme, etkilenme ve karşı tarafı etkileme deriz. Yani aşkı uzakken yakın etme evresidir. Bu birinci kitabımdı. Bu da ikinci kitabınız. Yukarıdan aşağı aşk. Yukarıdan aşağı aşk. İkinci aşamadır. Bunda önce beyniniz uyuşmalı. Sonra gözleriniz,
Sonra dudaklarınız. Sonra da... işte aşağı doğru canım. Şey gibi erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer gibi. Böyle yukarıdan aşağıya. Ay çocuklar, bu kitaba bayılacaksınız. Tam 18 ülkede basıldı. Ay ne aşklar kurtardı bu kitap, bir bilseniz. Bizi de kurtarın o zaman. Üçleme aslında bu. İşte ilki uzaktan yakına aşk. İkincisi yukarıdan aşağı aşk. Üçüncüsü de... Ağzak kemer kila aşk. İşte vermeyince mabut. Ben bu ismi nasıl düşünemedim? Aa, çok güzel. Ama İtalya'da da basılacak bu kitap. Aman onlar bilmez bizim deyimlerimizi. Ama Türkiye baskısında bu ismi kullanabilirim şekerim. Omar, unutmamışsın. Bize speçalitenden yapmışsın. Unutur muyum hiç? Ay Ömerciğim, vallahi bütün dünyayı gezdik. Böylesini yemedik. Abartmayın canım, alt tarafı soğan sonuçta. Teveccühünüz, teveccühünüz afiyet olsun. Evet. Hadi anlatın bakalım. Nerede tutmuşsunuz? restoranda. Restoranda, iş yerinde. Aşk bunların aklını almış hayatım. Değil mi ama şey bu da. Çok saftarı geçti. Şimdi ya Ömer, Defne, Ömer'in asistanı da hala da asistanı. Çok uyum var. Nasıl ama? Böyle herhalde hep beraberler bir arada üzüm üzüme gibi. Bayılırım böyle hikayelere. Çok romantik. Ay Yeşilçam filmleri gibi. Ay önce hanginize aşık oldu? Hı? Nasıl açıldınız birbirinize? Anlatsanız hadi canım. Belki öbür kitabımda size anlatırım ha. aşkım önce sen anlat istersen. Ben anlatamam. Ömer Bey çok daha iyi hatırlıyor. O anlatsın size. Olmaz. Anlatma hakkı her zaman bayanlarındır. Belki saklamak istediği detaylar vardır. Erkek bunu bilmez. Her şey serer ortaya. Çok incesin şekerim. Hadi anlat. Ama ben şimdi ne anlatayım ki? Şimdi yanlış bir şey söylerim falan. Hadi ama naz yapma. Hep böyle naz yapar da. Bella Madeficili. Hadi anlat. Tamam. Anlatayım ben o zaman. Hadi bakalım. Vallahi Ömer Bey bana ne zaman aşık oldu ben bilmiyorum tabii ama bence epeydir vardı. Çünkü sürekli aramalar, böyle boş bırakmamalar, hep beni görmek istemeler falan. Tabii ben de şaşkınım. O ne ilgi, o ne güler yüzlülük. Ömer'le güler yüzlülük. Ya işte yani o derece, siz düşünün yani yüzünde nasıl güller açıyor. Bir görseniz. Utandın mı canım? Sonra görüşeceğiz Defne'ciğim. Ya. Vallahi ilahi çocuklar, tam kitap tutmuş bu aşk. Yani Defne'ciğim, bir ara tüm detayları isterim senden. Vallahi kaçıramam böyle bir konuyu. Tabii tabii, anlatırım. Anlat, anlat. Anlat. Ben bir kahve alayım. Ben de bir brownie.
derhal konuya giriyorum. Buyurun. Ayakkabıyı senin aldığını biliyorum. Çok güzel Neriman Hanım. Bakıyorum iyi çalışıyorsunuz. Davette Mr. Tramba ile konuşup anlaştığını gören köstebeklerim var. Evet. Aa, yani ayakkabıyı çaldığını kabul ediyorsun. Ben öyle bir şey söylemedim. Laflarla bir yere varılmayacağını bu yaşa kadar öğrenmiş olmanız gerekirdi. Doğrusu beni şaşırtıyorsunuz. Ama sen beni hiç şaşırtmıyorsun çocuğum. Hala aynı avamlık, hala aynı basitlik. Elinizde hiçbir delil olmadan bu konuştuklarınız öyle boş ki. Yasemin, kabul edelim ki düşündüğümden daha akıllı çıktın. Aslında biliyor musun? Bana benziyorsun. Yani ben aynen böyleydim. Ama tabii daha güzelim ve daha gencim. Öyle mi? Geçmişinizle ilgili ben de bir şeyler biliyorum Neriman Hanım. Aa, neymiş onlar canım? Nasıl para biriktirip zengin koca indirmek için business uçtuğunuzu, nasıl krediyle VIP kombine aldığınızı, Necmi İplikçi'ye nasıl kapılandığınızı. Hoş, o da su götürür ya. Ay, bunların hepsi kuru iftira. Tabii kraliçe olmak kolay değil. Ayol, bütün İstanbul benim peşimdeydi. Tabii ben senin gibi karta kaçmış, kuyruğu sıkışmış, beceriksiz değildim canım. Çaresiz saldırılar bunlar. Size boşuna vakit ayırmışım. Zaman kaybıymış. Ben gidiyorum. Ayakkabı bende. Blöf yapıyorsunuz. Leopar desenli bir ayakkabıdan mı söz ediyoruz? Yasemin, sen şimdi benim hemen Ömer'i arayacağımı zannediyorsun. Ama tatlım, bu senin için çok kolay bir ölüm olurdu. Bak ne diyeceğim. En iyisi benden haber bekle. Sen buraya mı geldin? Ben sana buraya gel demiş miydim? Yok demedin de ben çok yakındaydım, geçerken uğrayayım dedim. Sen sinirli misin? Aksine muzafferim. Neriman İplikçiyim ben. Hadi gel Ömer'e gidelim. Gidelim karıcığım, gidelim. Oha, elini koysaydın bari ya. Koyarım canım, yasak mı? Ne demek yasak değil, koyamazsın. Yok değil, yasak koyarım. Saat kaç oldu ya? Aa, izin gününü yedik burada. Daha önemli işleriniz var yani. Pazara gidecektim. Annemin fıtığı bana patladı ya. Taşıma işleri bende. Geleyim ben de. Yardım ederim. Geçti artık. Baksana akşam pazarına kaldık. Ya ben uydururum bir şey. Sen devam et. Koyma elini. Aman maşallah. Çifte kumrular gene burada. Çocuğum bir nikah mikah bir şey kıyın da oturun artık. Böyle ortalık yerlerde gezmekle olmuyor. Münü. Sen ne diyorsun ya? Şişt ya sakin. Terbiyesiz. Baksana neler söylüyor ya. Allah Allah, sevgili sandı bizi ya. Nesi kötü bunun? Ya ileri geri konuşuyorsa. Ya Münevver teyze, o ne bakıyorsun sen dediklerine? Hadi pazara yürü. Bir dur, kapıyı kapatayım. Sinancığım, sende ne var ne yok? Bize anlatacağın böyle enfes bir aşk hikayesi yok mu? Ha. Hem var hem yok. Yani hikaye çok da.
Yani kayda değer bir şey yok. Ya Ömer gibi hayatın aşkını bulamadın mı yani? Yo buldu buldu. Aa. Bugün inanılmazsın. Yok. Yok bulamamış. Ben yanlış şey yapmışım. Susayım ben yemek yiyeyim. Ay Koriş, ne yaptın şimdi? Sende değil mi ayakkabı? Bende hayatım, bende. Oh, bak şimdi ayakkabıyı şirkette bir yere iyice sakla. Ay nasıl saklayayım? Olur mu öyle şey? Ay sen sakla, sonra Ömer'i arayıp burada bir şeylerin arasına karışmış dersin. Kız, ya bana patlarsa olay, ya sen mi çaldın ettin derse, ya da ne bileyim ayıptır falan sorarsa. Ay Nuro, ya keşkül edersem, ya her şey ortaya çıkarsa. Ay saçmalama, çok böyle üstüne gelip detay bir şeyler sorarsa, aa üstüme gelme, çok sinirlendim, bak çok kötüyüm, sinirden bacağım şişti falan de bağır çağır. İyi tamam, iyi. Tamam. Bravo, bravo Nuro, bravo. Aynı performansı yemekte de bekliyorum. Ay sus. O konuda da çok heyecanlıyım. Çok. Kül kedisi resmen prenses oluyor. Ayol resmen nişanlıyız demiş. Ay bu fırsat kaçmaz Necmi. Daha hızlı sür çocuğum. Uçur bizi uçur. Uç Neriman uç. Ay hep kazanıyorum. Hep kazanıyorum. Ne müthiş bir kadınım Necmi. Kâfi canım. Teşekkürler. Sağ ol. Siz alır mıydınız? No, grazie. Melek Hanım siz? Yok şekerim, ben almayayım. Tamam, peki. Aa, bakayım eline. Ay. Yüzün yok senin. Ay yoksa yüzük takmıyor musun? Ne yüzüğü? Nişan yüzüğü şekerim. Takmıyor muyum ben yüzük? Takmıyor mu? Takmıyor mu? Takıyor mu? Takmıyor musun? Takıyorum, takıyorum. Lavaboda unutmuşsundur hayatım. Ha. Takın ama böyle olmaz. Un po' di passione. Biraz tutku. Ay evet evet. Yani tak da görelim hadi. Yani Ömer gibi bir centilmenin nasıl bir yüzükle evlenme teklif ettiğini merak ettim doğrusu. tabii. Takayım yüzüğü lavabodan. Takayım. Sen dur, sen dur. Sevgilim, vurma şeye. Ben gider alırım. Lütfen keyfine bak. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Bunlar ilk gün aşığı gibi. Bu da yeni şey yapamadı, alışamadı daha onun şeye. Alıyor hemen şimdi yüzüğü. Sevgilim. Bakma öyle. Gel. Sonsuz aşkımızın ilk yıldızı. Lütfen bir daha unutma, olur mu?
Ay. Bravo, bravo. Aa, Ömer. Çok güzel bir yüzükmüş bu. Defne, ilk defa görmüyorsun yüzüğü. Nişan yüzüğümüz, bozma. Ay Ömer'cim, bravo, bravo. Yani dört dörtlük bir gelin seçmişsin kendine. Çok güzel. Bağçala, 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 bağçala. Hadi bağçala. Ay bağçala. Bağçala mı diyor? Yok canım, bağçala. İtalyanca öp demek. bağçala madem. Hadi ama. Dai bağçala. Bağçala. Baklava mı aldınız? Makaron şekerim, makaron. Alayım. Buyurun. Buona sera. Yengeciğim. Anladım şekerim, sen rahat ol. Ömer'cim, yengen havada kapar, havada. Kapar, kapar. Sadece sana ulaşmaya çalışıyorum. Bir sorun yok değil mi? Hayır, hayır, yok. Üretim seni bekliyor. Hemen harekete geçeceğiz biliyorsun. Paran da hazır. Şimdi görüşelim. Zaten konuşmamız gereken şeyler var. Sizin oradaki restoranla buluşalım öyleyse. O restoranla da benim yıldızım hiç barışmadı ama. İyi peki madem, orası olsun. Omar. Her şey çok güzeldi. Muhteşem bir gece geçirdik. Evet. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim, afiyet olsun. Şimdi şu özel parçayı görmek istiyorum artık. Ha, özel parça? Evet, ayakkabı. Buralara kadar geldik. Ayakkabıyı üretimden direkt bizim mağazalara yollayacağız. Lansman İtalya'da yapılacak. Haydi getir ayakkabıyı. Ana ayakkabı bizdeydi, ver şu ayakkabıyı. Çocuk zor durumda, görmüyor musun? Nasıl aldınız diyecek, biz ne diyeceğiz? Bacağımıza sıkarız. Omar. Aa, ayakkabı, ayakkabı. Ayakkabı kolay canım. Bakın ben şey anlatacağım, çok komik. Şeyi... Yasemin kim? Yasemin Rinaldi. Defne bir taklit yapar. Ya bir sana şey taklit et. Ne yapayım? Kim yapsın? Yasemin yap. Yasemin Hanım'ı yapayım. Hadi yap. Senior tanır Yasemin'i. Öyle mi? Tabii. Hadi yap. Yapayım o zaman. Ömer.
sen bizi çok yoruyorsun. Biraz Sinan gibi rahat olsana. Peki peki siz bakalım bunu tanıyabilecek misiniz? Bakalım bakayım. Ay! Şuramdan sinir geldi. Mine! Dedene çayımı yap. Mine! Çok komik. Rezene gerekiyor sinir için. Ömer'i yap bakayım. Yok. Olmaz. Olur olur. Yap, merak ediyorum. Tamam, o zaman. Defne, yarın için program hazırla. Yarın gidip bazı parçalara bakacağız. Vaktimiz yok. Zaman yarat, zaman. Yok vaktimiz. Defne suyum. Aa, ben size o zaman şöyle köpüklü bir Türk kahvesi yapayım. Böyle güzel güzel içelim. Çok iyi yapar. Hay yaşa. Kız ana Türk'a şekerim. Türk kahvesi diyor. Ya saat kaç oldu ya? Hadi sana yallah. Ben de eve çıkayım da annemden laf yiyeyim. Nihan. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Demeseydin de olurdu yani. Dur iyi akşamlar mı dedin sen? Ya işte bu aralar sende bir şey var ama. Hadi görüşürüz. Ben geldim. Gel şu perdeleri as. Gel. Ya ne perdesi gece gece ya? Söylenme. Hah. İyi bari iyi. Hem nedir senin o suratın beş karış? Yok şahane yok. Gel. Abi bugün Nihan'ın izin günüymüş. Onunla siz böyle bir yerlere gitseydiniz ya. Nihan artık İso'yla geziyor yavrum. Oo, mahallede laf dolanıyor. İso ile Nihan evlenecekler diyor. Havayı yakmışlar deniyor. Ay, aman oğlum. Ay. Olmaz ya. Ne alaka? İso ne? Hem Nihan daha çok küçük. Karta bile kaçıyor neredeyse. Hem sana ne ki? Ya ben şey ettim, ya o kadar oldu mu ya? Ya ben ya şey derim diyordum, iş bulurum diyordum, ondan sonra şey yaparım diyordum. He? Ben daha hazır değildim. Yani iş bu ya, daha vakit var diye ben şey etmedim. Nihan! Hadi artık kalkalım. Ayakkabıyı görmedik. Ömer aşkım. Hı. Bu bahsedilen ayakkabı senin son çizdiğin ayakkabı değil mi? Evet. Ben onu şirkette bıraktım, eve getirmedim ki. Aa. Öyle mi? Artık yarın biz size geliriz. Ay olur vallahi, yani hem bahane olur. Birlikte kahvaltı ederiz ha, değil mi? Olur. Geç oldu zaten. Yarın sakin kafayla inceleriz. Evet, siz geldiniz. Ay her şey için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Gel bakalım. İsmail, bönbön bakmak için mi çağırdın sen beni buraya? Bönbön mü? Ne oluyor? Nihan ben. Sen? Ben. Sen İsmail. Delirdin herhalde. Nihan. Ben sana aşık oldum. Ne kadar biliyor musun? Çok. Çok aşık oldum yani. Mesela şimdi sana dokunuyorum ya böyle.
Elim uyuşuyor, kanım çekiliyor. Midem kasılıyor. Yani bu şimdi sen arkanı dönüp gideceksin ya, ben hemen seni özlemeye başlıyorum. O kadar heyecanlanıyorum ki. Tamam, sen şimdi bir şey söyleme. Yani ben sana artık söyledim ya. Aşkımı da biliyorsun, her şeyi de anlattım. Rahatladım ben yani. Artık bundan sonrasını sen düşün ya. Artık sen de. Ben şiştim çünkü. Taşıyamıyorum ki bu kadarını. Hepsi bu yani. Öyle. Eyvallah. Abi yedi ömrüm ayakkabı, bir ayakkabı. Defne. Sen olmasaydın ne yapardık ya? Defne, gerçekten finalde geceyi kurtardın ha. İyi, bu geceyi kurtardık da yarın ne yapacağız? Kızaklı. Ne yapacağız? Durun canım, yarına kadar belki bulunur. Yengeciğim, ayakkabı kaybolmadı, çalındı. Nasıl bulacağız? Tatlım, belki kaybolmuştur. Ben inanıyorum o ayakkabının geleceğine. Hatta bak şimdi ayakkabıya güzel enerji gönderiyorum. Bize gel. Bize gel. Gelsin gelsin. Yatıya da gelsin. Aa, Koray. Allah Allah. Koray. Ömer, çabuk yetiş. Ölüyorum hayatım. Çabuk şirkete gel hemen. Koray, ne oluyor? O ses ne? Niye geliyorum bu saatte şirkete ya? Kadımı kıpırdatamıyorum. Ölüyorum ağzın önünden. Çabuk! Çabuk! Allah Allah, bu neydi ya şimdi? Git git, hemen git. Git, git. Tamam, Defne sen burada kal. Şu toparlanmayı falan organize et. Sinan sen gel abi benimle. Adamın sesi bayağı kötü geliyordu ya şimdi, ne oldu? Hayatım ya, sesi iyidir onun, iyidir. Adrenalindendir o. İyidir, muhakkak iyidir. Hatta biz de gelelim. Yengeciğim siz niye geliyorsunuz şimdi? Adamın sesi kötü geldi, ne oldu ne bitti bilmiyoruz. Durun siz burada. Sinan gel abi, gel abi. Tamam hadi. Koray işi berbat etmesin bari. Yok yok, ben böyle pasif pasif duramayacağım burada. Birlik ve beraberlik içinde olmamız gereken günlerdeyiz. Yürü Necmi. Ne? Hadi. Hadi hadi. Bana da haber verin bari, merak ederim ben. Diyorum da, kime diyorum? Sen de iyice havaya girdin Defne ha. Ne var? Bir şey mi lazım? Ben galiba senin böreğini beğenmiyorum. Ya sen ne çeşit... Ya sen ne çeşit bir manyaksın ya? Bunu demeye mi geldin buraya? Allah Allah, sanki ben sokuyorum böreği senin burnuna. Sen istiyorsun habire. Ay hepiniz delirdiniz ya, muhakkak. Sus kız, deli. Dinle. Bak işte olay tam da o. Ben senin böreğini değil... senin onu benim için yapıp getirmeni seviyorum. Nasıl yani? Anlamadım. Ya öyle yani. Hani benim için börek yapma. Yani benim için bir şey yapma. Bence bunu bir düşün. Zaten bir delikanlıya bundan fazlasını da söylemek yakışmaz. Hadi eyvallah. Oldu ya. Ya benim kalbim patlasın, infilak etsin istiyorsunuz herhalde. Ne izin gülüymüş be. Bütün mahalle aşık oldu bana. Hayatım, sonuçta 1000 tane ayakkabı var. Ayakkabı firması burası. Ben mi karışım Ömerciğim? Tabii ki ayakkabı karışacak. Yani karışmış. Bana bak, bakma öyle bönbön yüzüme. Ömer, Ömüş, Ömüş. Uf, olmuyor böyle ya. Suçlar gibi adamı. Ay Allah'ım, çok gerginim. Ay, ekmek gibi oldu alnım, ekmek. Ay nöro, ay nöro. Sen adama iş bıraktırırsın, iş. Oh. Koray.
Ah! Ömer! Koray, ne oldu? Oğlum yangın var gibi çağırıyorsun. Ne oldu söylesene? Anlatsana gıcık. Ay susarsanız anlatacak değil mi Koray? Ay neler oldu bilmiyorsunuz. Tabii heyecanlandım biraz. Sinancığım, yangın var efekti vermek istemezdim ama söyleyeceğim şeyden sonra benden özür dileyeceksin. Müjdemi isterim. Koray söyler misin artık? Önce özür dilesin. Hayda. Ya Koray yemin ediyorum çocuk gibisin ya. Evet yani. Koraycığım hadi söyler misin canım? Bak kırışacağız buralarda. Ah, iyi o zaman. Benimle gelin. Gidelim hadi. Allah. Gıcık işte gıcık. Neredeler? Herkes içeride, ondan haber vereyim dedim size. Ben gidebilir miyim? Aman git be. Evet. Ömer. Yasemin. Konuşmamız lazım. Yasemin şimdi sırası değil. Ama Ömer önemli. Ya Yasemin bir saniye ya. Ömer benim dinlemen lazım. Hayır Ömer, benimki daha önemli. Ömer benim söyleyeceğim daha önemli. Ömer. Ayakkabı. Ömer ben. Ne? Ayakkabı bende ama. Ayakkabı. İşte bunu buldum. Bunu. Bu ayakkabı diğer ayakkabıların yanına karışmış. Bu olmadı değil mi? Yani olmasaydı ben hatırlardım da. Tabii görsel hafızam iyi olduğu için. Bir dakika, bir dakika. Şimdi nasıl oluyor bu iş? Ben anlamadım. Olmuş hayatım, olmuş işte. Yani. Karışmış işte. Yani burada binlerce ayakkabı var. Bu da o gün bu ayakkabıların içine karışmış. Aynı Koray'ın dediği gibi. Aynen öyle Yasemin'cim. Ortak, ortak yırttık be. Yırttık oğlum, yırttık gel buraya. Oh, hadi bunu kutlayalım, var mısınız? Ha? Buyur. Ortak, benim daha fazla tantaniyi kaldıracak kafam hakikaten yok. Bunu bir ara kutlarız. Yasemin, şey, istiyorsan evine bırakayım. Yok, ben sonra giderim. Burada yapacak işlerim var. Herkese iyi akşamlar. Ömer, bu krizi de atlattığımıza göre artık derin bir nefes alabiliriz. Haklısın. Yenge? Aa, yok hayatım, ben Koray'la dönerim. Ama amcan seninle dönsün. Sıkıldın sen. Uykum da geldi. Hadi gidelim Ömer biz. Hadi oğlum biz gidelim. Hadi Ömer. Hadi yürü. Küsüm ben sana. Özür dilerim. Özür dilerim. Be, ne gündü. Ay, yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bu sinsi tam zamanında geldi. Yani bir çuval inciri damlın atacaktı. Az kaldı kendi bacağını sıkacaktı gerizekalı. Ay sorma. Ben de onu akıllı bir şey zannederdim. Yani yeri dur, diri dur falan yapacak sandım. Daha ilk dakikadan Ömer'e ötüyordu. Sallak. Sahiden niye ötmedi? Ya aman yani niye ötmedik? Hani deseydik bak bu Yasemin var ya, bu Yasemin. Bu Yasemin ayakkabıyı aldı. Tramvaya götürecekti. Seni de şirketinde batıracaktı. Kız biz niye ötmedik? Ay Koriş. Ya kafayı çalıştır biraz. O zaman Ömer bu işin içinde bir parmağımız olduğunu anlayacaktı. Yok önünü alamazdım katiyen. Yüzük de bayağı güzelmiş. Bunu gerçekten takacak olan kız kim acaba?